Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlere Saksı'da soğan yetiştirmenin, yeşil soğan, taze soğan üretmenin en basit ve kolay yöntemiyle birlikte dikkat etmeniz gereken birkaç püf noktasından bahsedeceğiz. Arkadaşlar, Saksı'da soğan yetiştirmek oldukça basit. Hemen herkesin rahatlıkla bir saksı veya saksıya benzer bir kapta bu bitkinin yetiştiriciliğini rahatlıkla yapabilir. Bunun için gerekli olan arpacık soğan dediğimiz yumru tohum şeklindeki soğanlarımız, saksı, toprak ve bunları diktiğimizde uygun şekilde de sulama yaptığımızda yetiştirmemiz çok rahatlıkla yapılabilir. Ancak bugünkü videomuzda değerli arkadaşlar, özellikle sonbahardan sonra kışın mutfağımızda sürekli taze yeşil soğan bulabileceğimiz bir yöntemi anlatacağız. Ve burada birkaç önemli püf nokta var. Herkesin kabaca yaptığı işlemden farklı olarak saksıda yetiştirirken bazı önemli hususlar, püf noktaları var. Onlara dikkat ettiğimizde bütün kış boyunca ekimini yapacağımız bu saksıda taze yeşil soğan yapraklarını koparıp salatalarımızda, yemeklerimizde kullanabiliriz. Onun için birkaç önemli püf noktası var. Hemen onlardan bahsedelim. Bunlara dikkat ettiğimizde dediğimiz gibi uzun süre taze soğanınızı kendiniz üretmiş olursunuz. Arkadaşlar, bunun için ince uzun bir saksı gerekli ve bu saksının derinliği de yaklaşık 15-20 santimetre olmalı. Kullanacağımız toprak, bahçe toprağı ve bir miktar mutlaka arkadaşlar çiftlik gübresi, yani hayvan gübresi olmalı. Bakın, burada yanmış ve kullanıma hazır. Bunu kullanmadaki en önemli sebep bitkinin besin ihtiyacını karşılamaktan ziyade toprağın organik maddece zenginleşmesini, havadar olmasını ve en önemlisi de bitkinin köklerinin bitki besin elementlerine ulaşımını rahatlatmak, kolaylatmak amacıyla çiftlik gübresini mutlaka öneriyoruz. Onu karıştırıyoruz ve bir avuç da değerli arkadaşlar tarım marketlerden bulabileceğiniz perlit, işte bu pomza taşı. Bunun da önemli özelliği, bitkinin kök bölgesinde bulunarak fazla nemi şişip orada bulundurduğu suyu ihtiyacı olduğunda bitkinin anında ulaşabilecek bir kıvamda beklemesi, işte yani toprağı nem bakımından su tutma kapasitesini yükseltiyor. Birinci önemli noktamız bu: toprak hazırlığı, toprak karışımı. Toprağı yerleştirdikten sonra arkadaşlar soğan tohumlarımızı, arpacıkları, görmüş olduğunuz şu kısım, uç kısmı dışarıda kalacak şekilde toprağa gömüyoruz çok basit bir yöntemle. Evet, bu da bir miktar çimlenmiş. Bakın, hemen bunu da yeşil kısmı toprak yüzeyinde kalacak şekilde ve hizalı şekilde toprağa dikiyoruz ve bastırarak. Evet, bir tane hemen aradaki mesafe yaklaşık 5 santim olması yeterli. Bu şekilde yapraklandığında yapraklarını koparıp rahatlıkla kullanabiliriz. Bakın arkadaşlar, hemen uç kısmı hafifçe dışarıda kalacak şekilde, diğer bütün kısmı toprak altında. Ve 5'er santimetre arayla değerli arkadaşlar bunu saksımıza bu şekilde dikimini gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar, dikim gerçekleştikten hemen sonra can suyunu veriyoruz. Bu şekilde güzelce bütün saksıyı suluyoruz. Soğan yaklaşık 15-20 santigrat derecedeki sıcaklıklarda optimal gelişme gösterir. Bu nedenle evde özellikle yetiştireceksek, mutfağımızda kaloriferin yanına yakın bir bölgeye koyarsak gelişimi çok hızlı bir şekilde meydana gelir. Çok fazla su istemiyor. Kök yumrulu bitkiler, soğan, turp, havuç gibi bitkiler fazla çamur şeklindeki suyu istemiyor. Toprak kuruduktan sonra hafif bir sulama yapılır. Bu şekilde soğanı da, taze soğan yetiştiriciliğinde de yaklaşık 3 günde bir sulamamız yeterli bu boyuttaki bir saksıyı. Şimdi arkadaşlar, normal klasik yöntemden farklı olarak birçok kişinin
yapmadığı, bilmediği için uygulamadığı gübreleme yöntemini uygulayacağız. Arkadaşlar, bunun için biz sebzelerde çok yüksek verimi almak için kompoza gübre kullanacağız. Bakın burada 15-15-15 artı çinko katkılı kompoza gübre. Bunu tarım bayilerinden rahatlıkla temin edebilirsiniz. Bir de %46'lık üre gübresi mevcut. Bu iki gübreyi saksılarımızda yetiştirdiğimiz sebzelere, hatta çiçeklere dahil kullanabiliriz. Bakın burada tıbbi aromatik bitkilerden yine ada çayı mevcut. Onun için de kullanmak mümkün. Bu gübreyi nasıl kullanıyoruz? Arkadaşlar, özellikle sebze fidelerinin dikimden sonra gelişimini hızlandırmak için bu kompoze gübreden kullanmak gerekiyor. Tarım marketlerden dediğimiz gibi rahatlıkla bulabiliriz. Bunda %15 potasyum, %15 azot ve %15 fosfor mevcut ki bunların potasyum bitkinin sağlıklı ve hastalıklara karşı dirençli olmasını, yine çürümelere karşı sağlam olmasını tetikliyor. Azot bitkinin yeşil aksamının daha güçlü, gür olmasını ve fosfor da kalitesini arttırıyor. İşte üçü bir arada. Burada bir de artı çinko mevcut ki bu çinko da bitkinin sağlamlığını arttırıyor. Özellikle sap, yaprak ve dalların sağlıklı, sağlam bir şekilde gelişimini sağlıyor. Bunu da uygulamanızı tavsiye ediyoruz. Onun için yaklaşık arkadaşlar bitkiler büyüdükten sonra çok az bir miktarda şu şekilde saksımızın her tarafına serpiştiriyoruz. Şu dikimle birlikte bu işlem yapılıyor. Hafifçe toprağı karıştırdıktan sonra daha sonra bunu sulayacağız arkadaşlar ve bu üç elementle birlikte çinko toprakta alınabilir duruma gelecek ve bitkilerimiz daha sağlıklı büyüyecek. Dikimden yaklaşık 10-12 gün sonra da bir miktar azotlu gübre vereceğiz. Üre. Bu üreyi de arkadaşlar tarım marketlerden açık şekilde temin edebilirsiniz. Ve bu şekilde bu püf noktaları uyguladığınızda normal klasik bir yöntemden farklı olarak çok daha verimli, daha sağlıklı ve daha lezzetli bitkiler elde edebilirsiniz. Taze soğan için söylüyoruz. Diğer marul, maydanoz, salatalık, domates gibi bitkilere de bu uygulamaları yapabilirsiniz. Son olarak da arkadaşlar, yine bizim sıklıkla uyguladığımız sebzelerde özellikle, bakın hemen şurada var, gübre şerbeti. Bu inek gübresinden elde ettiğimiz şerbet. Bunun da yapımı kanalımızda mevcut. Gübre şerbetinin yapılışı. Bu da bitkileri, özellikle sebzeleri, çok toprakta besin ihtiyacı olan ve birçok besin elementini kaldırma gücü olan sebzelerin hızlı gelişimini sağlıyor. Bunu da yine 2 haftada bir defa sulama suyu yerine verebileceğiz. Biz bunu bir hafta sonra, bitkiler çimlendikten sonra haftada bir defa olmak üzere şu gübre şerbetini de uygulayacağız. İşte bitkiyi diktikten sonra verebileceğimiz gübrelerle alakalı kısa bilgiler sizlere sunmaya çalıştık. En önemlisi kompoze gübremiz, yine azotlu gübrelerimizden olan üre gübresi ve organik şekilde kullanabileceğimiz, içerisinde birçok besin olan gübre şerbeti, çiftlik hayvanlarının gübresinden yaptığımız gübre şerbetini uygulayarak ve anlattığımız şekilde dikimini yaparak çok uzun süre yapraklarını kullanmak kaydıyla taze soğanınız bu şekilde yetiştirmeniz mümkün.